Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Nikola Tesla, vizyoner, mucit, yetenekli bilim insanı. 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde doğan Nikola Tesla, 20. yüzyılın en önemli ve vizyoner mucitlerinden biri olarak kabul edilir. Sırp asıllı Amerikalı olan Tesla, elektrik ve manyetizma alanındaki çalışmalarıyla modern dünyayı şekillendirmede önemli rol oynamıştır. Çocukluğu ve eğitimi. Tesla, çocukluk yıllarından itibaren doğaya ve bilime karşı büyük bir merak duymuştur. İlkokulu Smiljan'da bitirdikten sonra eğitimine Karlovac ve Gradec şehirlerinde devam etmiştir. 1875 yılında Graz Teknik Üniversitesi'ne girerek elektrik mühendisliği eğitimi almıştır. Üniversitede Tesla, matematik, fizik ve mühendislik alanlarında olağanüstü bir yetenek göstermiştir. İlk çalışmaları ve Edison ile ilişkisi. Üniversiteden sonra Budapeşte de bir telefon şirketinde çalışmaya başlayan Tesla, alternatif akım AC elektrik sistemi ile ilgili ilk fikirlerini burada geliştirmiştir. 1884 yılında o zamanlar elektrik alanında öncü bir isim olan Thomas Edison'un yanında çalışmak için New York'a taşınmıştır. Edison'un laboratuvarında kısa bir süre çalıştıktan sonra AC ve DC elektrik sistemleri arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle Edison'dan ayrılmıştır. Alternatif akımın zaferi. Tesla, kendi laboratuvarını kurarak AC elektrik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1888 yılında Niagara Şelalesi'nde AC elektrik sisteminin kullanılmasına karar verilmesi, Tesla'nın en büyük başarılarından biri olmuştur. Bu olay, AC'nin DC'ye karşı üstünlüğünü kanıtlamış ve elektrik enerjisinin dünya çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Tesla'nın diğer buluşları. Tesla, AC elektrik sistemi dışında radyo, radar, uzaktan kumanda, floresan lamba ve eks ışınları gibi birçok önemli buluşa imza atmıştır. Ayrıca Vardenclyffe Kulesi projesi ile kablosuz enerji nakli fikrini ortaya atmış ve bu alanda öncü çalışmalar yapmıştır. Son yılları ve ölümü. Tesla son yıllarını New York'ta bir otelde yalnız ve maddi sıkıntılar içinde geçirmiştir. 7 Ocak 1943'te 86 yaşındayken kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Nikola Tesla'nın mirası. Nikola Tesla, 20. yüzyılın en önemli ve üretken mucitlerinden biri olarak kabul edilir. Çalışmaları ve buluşları modern dünyayı şekillendirmede önemli rol oynamıştır. Tesla, günümüzde hala vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Nikola Tesla hakkında ilginç bilgiler. Tesla, 300'den fazla patenti olan çok üretken bir mucitti. Tesla, 12 farklı dil konuşabiliyordu. Tesla, fotoğrafik hafızaya sahip olduğu biliniyordu. Tesla, hayatı boyunca birçok gizemli projeye ilgi duymuştur. Nikola Tesla'nın hayatını anlatan kaynaklar, Nikola Tesla, Margaret Cheney Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla, John J. O'Neill, Tesla Inventor of the Modern Age, Richard Munson, Nikola Tesla, The Man Who Invented the Future, Robert Lomas. Nikola Tesla'nın hayatını anlatan filmler, The Secret of Nikola Tesla, Nikola Tesla, The Current War, Nikola Tesla Müzeleri, Nikola Tesla Müzesi, Belgrad, Sırbistan, Nikola Tesla Müzesi, Smiljan, Hırvatistan, Nikola Tesla Bilim Merkezi, Vardenclyffe, New York, Nikola Tesla'nın etkisi, Nikola Tesla'nın çalışmaları ve buluşları modern dünyayı birçok yönden etkilemiştir. AC elektrik sistemi, radyo, radar, uzaktan kumanda, floresan lamba ve X ışınları gibi birçok önemli teknolojinin temelini oluşturmuştur. Tesla'nın vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısı günümüzde hala birçok bilim insanına ve mucide ilham kaynağı olmaya devam et. Nikola Tesla'nın hayatını anlatan filmler, The Secret of Nikola Tesla, Nikola Tesla, The Current War, Nikola Tesla Müzeleri, Nikola Tesla Müzesi,
Belgrad, Sırbistan, Nikola Tesla Müzesi, Smiljan, Hırvatistan, Nikola Tesla Bilim Merkezi, Warden Cliff, New York, Nikola Tesla'nın etkisi, Nikola Tesla'nın çalışmaları ve buluşları modern dünyayı birçok yönden etkilemiştir. AC elektrik sistemi, radyo, radar, uzaktan kumanda, floresan lamba ve X ışınları gibi birçok önemli teknolojinin temelini oluşturmuştur. Tesla'nın vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısı günümüzde hala birçok bilim insanına ve mucide ilham kaynağı olmaya devam et. Çocukluk ve ailesi. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde dünyaya geldi. Babası Milutin Tesla bir Sırp Ortodoks rahibiydi. Annesi Cuka Tesla ev hanımıydı ve 4 çocuğuyla ilgileniyordu. Nikola ailenin 4. çocuğuydu. Tesla çocukluk yıllarından itibaren doğaya ve bilime karşı büyük bir merak duymuştur. Matematikte ve fizikte olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Ayrıca hafızası çok güçlüydü ve okuduğu her şeyi ezberleyebiliyordu. Eğitimi. Tesla ilkokulu Smiljan'da bitirdikten sonra eğitimine Karlovac ve Gradec şehirlerinde devam etmiştir. 1875 yılında Graz Teknik Üniversitesi'ne girerek elektrik mühendisliği eğitimi almıştır. Üniversitede Tesla, matematik, fizik ve mühendislik alanlarında olağanüstü bir yetenek göstermiştir. Çocukluk ve ailesi. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde dünyaya geldi. Babası Milutin Tesla bir Sırp Ortodoks rahibiydi. Annesi Cuka Tesla ev hanımıydı ve 4 çocuğuyla ilgileniyordu. Nikola ailenin 4. çocuğuydu. Tesla çocukluk yıllarından itibaren doğaya ve bilime karşı büyük bir merak duymuştur. Matematikte ve fizikte olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Ayrıca hafızası çok güçlüydü ve okuduğu her şeyi ezberleyebiliyordu. Eğitimi. Tesla ilkokulu Smiljan'da bitirdikten sonra eğitimine Karlovac ve Gradec şehirlerinde devam etmiştir. 1875 yılında Graz Teknik Üniversitesi'ne girerek elektrik mühendisliği eğitimi almıştır. Üniversitede Tesla, matematik, fizik ve mühendislik alanlarında olağanüstü bir yetenek göstermiştir. İlk çalışmaları ve Edison ile ilişkisi. Üniversiteden sonra Budapeşte'de de bir telefon şirketinde çalışmaya başlayan Tesla, alternatif akım, AC elektrik sistemi ile ilgili ilk fikirlerini burada geliştirmiştir. 1884 yılında, o zamanlar elektrik alanında öncü bir isim olan Thomas Edison'un yanında çalışmak için New York'a taşınmıştır. Edison'un laboratuvarında kısa bir süre çalıştıktan sonra, AC ve DC elektrik sistemleri arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle Edison'dan ayrılmıştır. Alternatif akımın zaferi, Tesla kendi laboratuvarını kurarak AC elektrik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1888 yılında Niagara Şelalesi'nde AC elektrik sisteminin kullanılmasına karar verilmesi Tesla'nın en büyük başarılarından biri olmuştur. Bu olay, AC'nin DC'ye karşı üstünlüğünü kanıtlamış ve elektrik enerjisinin dünya çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. İlk çalışmaları ve Edison ile ilişkisi. Üniversiteden sonra Budapeşte'de de bir telefon şirketinde çalışmaya başlayan Tesla, alternatif akım, AC elektrik sistemi ile ilgili ilk fikirlerini burada geliştirmiştir. 1884 yılında, o zamanlar elektrik alanında öncü bir isim olan Thomas Edison'un yanında çalışmak için New York'a taşınmıştır. Edison'un laboratuvarında kısa bir süre çalıştıktan sonra AC ve DC elektrik sistemleri arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle Edison'dan ayrılmıştır. Alternatif akımın zaferi, Tesla kendi laboratuvarını kurarak AC elektrik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1888 yılında Niagara Şelalesi'nde AC elektrik sisteminin kullanılmasına karar verilmesi Tesla'nın en büyük başarılarından biri olmuştur. Bu olay AC'nin DC'ye karşı üstünlüğünü kanıtlamış ve elektrik enerjisinin dünya çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Tesla'nın diğer buluşları.
Tesla, AC elektrik sistemi dışında radyo, radar, uzaktan kumanda, floresan lamba ve X ışınları gibi birçok önemli buluşa imza atmıştır. Ayrıca Wardenclyffe Kulesi projesiyle kablosuz enerji nakli fikrini ortaya atmış ve bu alanda öncü çalışmalar yapmıştır. Wardenclyffe Kulesi, Tesla'nın en iddialı projelerinden biri olan Wardenclyffe Kulesi, Long Island'da inşa edilmiş bir radyo verici kulesiydi. Tesla, bu kuleyi kullanarak dünyanın her yerine kablosuz olarak enerji nakletmeyi planlıyordu. Ancak proje finansman eksikliği nedeniyle tamamlanamadı ve 1917 yılında yıkıldı. Tesla'nın kişiliği. Tesla, zeki ve yaratıcı bir mucit olmasının yanı sıra oldukça eksantrik bir kişiliğe sahipti. Takıntılı bir çalışma temposuna sahipti ve genellikle uykusuzluktan muzdaripti. Ayrıca mikrop fobisi ve takıntılı temizlik gibi bazı obsesif kompulsif bozukluk OKB semptomları gösteriyordu. Tesla'nın diğer buluşları. Tesla, AC elektrik sistemi dışında radyo, radar, uzaktan kumanda, floresan lamba ve X ışınları gibi birçok önemli buluşa imza atmıştır. Ayrıca Wardenclyffe Kulesi projesiyle kablosuz enerji nakli fikrini ortaya atmış ve bu alanda öncü çalışmalar yapmıştır. Wardenclyffe Kulesi, Tesla'nın en iddialı projelerinden biri olan Wardenclyffe Kulesi, Long Island'da inşa edilmiş bir radyo verici kulesiydi. Tesla, bu kuleyi kullanarak dünyanın her yerine kablosuz olarak enerji nakletmeyi planlıyordu. Ancak proje finansman eksikliği nedeniyle tamamlanamadı ve 1917 yılında yıkıldı. Tesla'nın kişiliği. Tesla, zeki ve yaratıcı bir mucit olmasının yanı sıra oldukça eksantrik bir kişiliğe sahipti. Takıntılı bir çalışma temposuna sahipti ve genellikle uykusuzluktan muzdaripti. Ayrıca mikrop fobisi ve takıntılı temizlik gibi bazı obsesif kompulsif bozukluk OKB semptomları gösteriyordu. Son yılları ve ölümü. Tesla son yıllarını New York'ta bir otelde yalnız ve maddi sııkıntılar içinde geçirmiştir. 7 Ocak 1943'te 86 yaşındayken kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Nikola Tesla'nın mirası. Nikola Tesla, 20. yüzyılın en önemli ve üretken mucitlerinden biri olarak kabul edilir. Çalışmaları ve buluşları modern dünyayı şekillendirmede önemli rol oynamıştır. Tesla, günümüzde hala vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Nikola Tesla'nın etkisi. Nikola Tesla'nın çalışmaları ve buluşları modern dünyayı aşağıdaki gibi birçok yönden etkilemiştir. Alternatif akım, IZ. Tesla'nın IZ elektrik sistemi, günümüzde kullanılan baskın elektrik iletim yöntemidir. DC akıma göre uzun mesafelerde iletimde daha az kayıp yaşattığı için AZ sistemi, elektrik enerjisinin dünya çapında yaygınlaşmasına ve modern teknolojilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Radyo. Tesla'nın radyo teknolojisindeki öncü çalışmaları, Guglielmo Marconi'nin ilk ticari radyo iletiminden öncesine dayanmaktadır. Tesla'nın Wardenclyffe Kulesi projesi, kablosuz iletişimin geleceğini öngörmüştür. Radar. Tesla, hareketli nesneleri tespit etmek için radyo dalgalarını kullanma fikrini ortaya atmıştır. Bu fikir günümüzde hava savunma sistemlerinde ve uçaklarda kullanılan radar teknolojisinin temelini oluşturmuştur. Uzaktan kumanda. Tesla, 1898 yılında bir radyo kontrollü tekneyi sergileyerek uzaktan kumanda teknolojisinin temellerini atmıştır. Bu teknoloji, günümüzde televizyon kumandalarından insansız hava araçlarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Floresan lamba, Tesla gaz deşarj lambaları üzerinde yaptığı çalışmalarla günümüzde yaygın olarak kullanılan floresan lambaların öncüsü olmuştur. X ışınları, Tesla'nın çalışmalarının bazıları X ışınlarının keşfine de katkıda bulunmuştur. X ışınları tıp alanında devrim niteliğinde bir gelişme olmuştur. Tesla'nın vizyoner fikirleri. Tesla, çağının çok ötesinde fikirlerle doluydu. Wardenclyffe Kulesi projesi gibi, kablosuz enerji nakli gibi,
günümüzde hala üzerinde çalışılan ve geleceğin teknolojileri olarak görülen fikirleri ortaya atmıştır. Tesla'nın popüler kültürdeki yeri. Nikola Tesla, sıra dışı kişiliği, mucitliği ve gizemli projeleriyle popüler kültürde önemli bir yere sahiptir. Filmler, kitaplar, oyunlar ve çizgi romanlarda sıklıkla konu edilmektedir. Tesla'nın hikayesi, insanlığın geleceğini şekillendirmeye çalışan vizyoner bir mucidin mücadelesini sembolize etmektedir. Tesla'nın vizyoner fikirleri. Tesla, çağının çok ötesinde fikirlerle doluydu. Wardenclyffe Kulesi projesi gibi, kablosuz enerji nakli gibi, günümüzde hala üzerinde çalışılan ve geleceğin teknolojileri olarak görülen fikirleri ortaya atmıştır. Tesla'nın popüler kültürdeki yeri. Nikola Tesla, sıra dışı kişiliği, mucitliği ve gizemli projeleriyle popüler kültürde önemli bir yere sahiptir. Filmler, kitaplar, oyunlar ve çizgi romanlarda sıklıkla konu edilmektedir. Tesla'nın hikayesi, insanlığın geleceğini şekillendirmeye çalışan vizyoner bir mucidin mücadelesini sembolize etmektedir. Sonuç: Nikola Tesla'nın hayatı ve çalışmaları insanlığın bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Buluşları modern dünyanın temelini oluşturmakta ve geleceğin teknolojilerine de yön vermektedir. Tesla'nın vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısı onu ilham verici bir rol model haline getirmektedir. Sonuç: Nikola Tesla'nın hayatı ve çalışmaları insanlığın bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Buluşları modern dünyanın temelini oluşturmakta ve geleceğin teknolojilerine de yön vermektedir. Tesla'nın vizyoner fikirleri ve yenilikçi bakış açısı onu ilham verici bir rol model haline getirmektedir. Nikola Tesla ve Atatürk görüşmesi. Gerçek mi, efsane mi? Nikola Tesla ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında İstanbul'da bir araya geldiğine dair bir rivayet yıllardır konuşulmaktadır. Bu buluşma, iki dehanın fikir alışverişinde bulunduğu ve Türkiye'nin kalkınmasına dair önemli planlar yaptığı gizemli bir olay olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak bu buluşmanın gerçekliği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Görüşmeye dair herhangi bir resmi belge veya fotoğraf mevcut değildir. Her iki liderin de o dönemdeki programları ve seyahatleri incelendiğinde bir araya gelmeleri için uygun bir zaman dilimi de net değildir. Buluşmanın savunucuları, bu görüşmenin gerçekleştiğine dair bazı tanık ifadelerine ve o dönemdeki gazete haberlerine dayanmaktadır. Bu kaynaklarda Tesla'nın İstanbul'a geldiği ve Atatürk ile görüştüğü belirtilmektedir. Ayrıca Tesla'nın Türkiye'de bir laboratuvar kurma planı üzerinde çalıştığı da rivayetler arasındadır. Nikola Tesla ve Atatürk görüşmesi. Gerçek mi, efsane mi? Nikola Tesla ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında İstanbul'da bir araya geldiğine dair bir rivayet yıllardır konuşulmaktadır. Bu buluşma, iki dehanın fikir alışverişinde bulunduğu ve Türkiye'nin kalkınmasına dair önemli planlar yaptığı gizemli bir olay olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak bu buluşmanın gerçekliği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Görüşmeye dair herhangi bir resmi belge veya fotoğraf mevcut değildir. Her iki liderin de o dönemdeki programları ve seyahatleri incelendiğinde bir araya gelmeleri için uygun bir zaman dilimi de net değildir. Buluşmanın savunucuları, bu görüşmenin gerçekleştiğine dair bazı tanık ifadelerine ve o dönemdeki gazete haberlerine dayanmaktadır. Bu kaynaklarda Tesla'nın İstanbul'a geldiği ve Atatürk ile görüştüğü belirtilmektedir. Ayrıca Tesla'nın Türkiye'de bir laboratuvar kurma planı üzerinde çalıştığı da rivayetler arasındadır. Ancak bu buluşmaya dair somut bir kanıt olmadığı için birçok tarihçi ve araştırmacı tarafından efsane olarak kabul edilmektedir. Görüşmenin gerçek olup olmadığı tarihçiler arasında halen tartışma konusudur. Görüşmenin gerçek olma ihtimalini güçlendiren noktalar.
Tesla'nın 1931 yılında Avrupa'da seyahat halinde olması ve İstanbul'a da uğramış olması, Atatürk'ün yeni fikirler ve teknolojilere açık olması ve batılı bilim adamlarıyla görüşmeye önem vermesi, Tesla'nın Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilecek projelere ilgi duyması, görüşmenin gerçek olmama ihtimalini güçlendiren noktalar, görüşmeye dair resmi bir belge veya fotoğrafın bulunmaması, iki liderin programlarında ve seyahatlerinde uygun bir zaman diliminin olmaması, görüşmeye dair tanık ifadelerinin ve gazete haberlerinin çelişkili olması. Ancak bu buluşmaya dair somut bir kanıt olmadığı için birçok tarihçi ve araştırmacı tarafından efsane olarak kabul edilmektedir. Görüşmenin gerçek olup olmadığı tarihçiler arasında halen tartışma konusudur. Görüşmenin gerçek olma ihtimalini güçlendiren noktalar. Tesla'nın 1931 yılında Avrupa'da seyahat halinde olması ve İstanbul'a da uğramış olması, Atatürk'ün yeni fikirler ve teknolojilere açık olması ve batılı bilim adamlarıyla görüşmeye önem vermesi, Tesla'nın Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilecek projelere ilgi duyması, görüşmenin gerçek olmama ihtimalini güçlendiren noktalar, görüşmeye dair resmi bir belge veya fotoğrafın bulunmaması, iki liderin programlarında ve seyahatlerinde uygun bir zaman diliminin olmaması, görüşmeye dair tanık ifadelerinin ve gazete haberlerinin çelişkili olması. Sonuç: Nikola Tesla ve Atatürk'ün 1931 yılında İstanbul'da görüştüğüne dair rivayetler, tarihçiler ve araştırmacılar arasında halen tartışma konusudur. Ancak bu buluşma, iki dehanın fikir alışverişinde bulunduğu ve Türkiye'nin kalkınmasına dair önemli planlar yaptığı gizemli bir olay olarak tarihteki yerini korumaktadır. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.